Evet, soru önergesi. Buyurun sizden alalım. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve kıymetli İstanbul halkı. İyi Parti grubu adına bir soru önerge vermesi için söz almış bulunmaktayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığı'na. Covid bilgilendirmeleri kapsamında kamuoyunda oluşan genel bir algı, hasta ve ölüm sayılarının manipüle edildiği yönündedir. Özellikle son dönemde Alman hükümetinin Türkiye'den salgın hakkındaki vakaların uluslararası standartlara göre açıklanmasını talep ettiği ve bu konuyla ilgili olarak Ekim ayı başında Ankara'ya sözlü nota verdiğini Alman basınında çıkan haberlerden öğrenmiştik. Verilerin doğru ve güvenilir olarak açıklanmadığından dolayı Alman hükümeti, yaz aylarında seyahat uyarısı dışında tutulan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya şehirlerinin 9 Kasım itibariyle tekrar seyahat uyarısı bulunan şehirlere eklenmesine karar vermiştir. Bu bilgiden hareketle, sosyal çevremizde artan COVID-19 vakalarının sıklığı ve son dönemde çemberin çok daraldığını ve ölümlerin yanı başımıza kadar geldiğini görmekteyiz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin kamuoyu tarafından inandırıcılığının sorgulanması durumunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na gelen günlük COVID veya bulaşıcı hastalık ölümlerinin sayılarının Mart 2020 ile Ekim 2020 tarihleri arası paylaşılmasını İYİ Parti İBB Meclis Grubumuz adına talep eder, önergemizin başkanlık makamına havale edilmesini arz ederiz. Saygılarımızla. İYİ Parti grubu adına İbrahim Özkan, Grup Başkan Vekili. Peki. Evet, okunan soru önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Soru önergesi mi? Buyurun. Ses verelim arkadaşlar Hatip'e. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na konu Hamidiye AŞ. Bilindiği gibi Hamidiye suyu tarihi ecdat yadigarı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göz bebeği bir iştirak kurumudur. Yıllardır İstanbul halkına hizmet veren bu kuruluşun tesisleşmesinden dağıtım organizasyonuna kadar bugüne kadar övgüler almış ve İstanbul'un Kemerburgaz bölgesindeki pırıl pırıl akan su kaynağını sağlıklı güvenli bir şekilde İstanbul halkının hizmetine sunmuş. Ancak Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden sonra Hamidiye'de yönetim zafiyetinin olduğunu hepimiz görmekteyiz. Öyle ki burayı kimin yönettiği dahi belli değil. Özellikle Hamidiye iştirakinin Göktürk bölgesinde birkaç ailenin yönettiği herkes tarafından bilinmektedir. Buralara örnek verecek olursak 10 Ocak 2020 tarihinde kurulan şirketler yine aynı ailelere ait çalışanlar ve aynı kişiler tarafından kurulduğu da resmi olarak bilinmektedir. Mobbing uygulaması suretiyle işten atılan insanları sadece Hamidiye değil bütün iştiraklerde zaten biliyoruz. Ancak Hamidiye'nin kendi kaynağı su kaynağı yeterliyken bu kaynaklara ilave olarak farklı su kaynaklarından hiçbir kontrol, laboratuvar çalışma ve analiz dahi yapılmadan suların şişelenerek İstanbul halkına satıldığı bilinmektedir. Sayın Başkan, Hamidiye'de ciddi usulsüzlükler yapılıyor. 80 bin adet kayıp tabacananın 25 bine düştüğü ifade ediliyor. Eyüp Sultan'ı kazanamadık, bari suyundan istifade edelim ve oradan kazanalım anlayışı ile koskoca bir çınar olan kurum yok edilmektedir. Sözleşmesi olan dağıtım şirketleri hiçbir dayanak gösterilmeden sözleşmeleri usulsüzce feshedilip yeni şirketlerle çok fahiş fiyatlarla sözleşmeler imzalanmaktadır. Yine dağıtım organizasyonunda ciddi fahiş yüksek fiyatların olduğu da resmi olarak tespit edilmiştir. En önemli konuya geliyorum. Sayın Başkan, sevgili İstanbullular, Sayın Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Hamidiye AŞ İstanbul'da bugün 12 liraya sattığı suyu Muğla'da 11 liraya, İzmir'de 10 liraya sattığı görülmektedir. İstanbul ormanlarından çıkan bu suyun İstanbul halkına başka illerden çok daha fazlaya satmak, üstelik de taşıma ve nakliye giderleri olmadığı halde pahalıya kullandırmak
Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin İstanbul'a verdiği hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymaktadır. Şimdi bu kapsamda cevaplandırılmasını istediğim sorularıma geçiyorum. 1. Hamidiye Ayşe'de 85 bin olan kayıp tabacana sayısının 25 bine düştüğü söyleniyor. Bu doğru mudur? Bu durumla alakalı bir soruşturma başlatılmış mıdır? 2. Hamidiye haricinde başka kaynaklardan alınan suyun analizleri hangi yöntemlerle nerelerde yapılmaktadır? 3. Hamidiye'nin sözleşme yaptığı yeni kurulan firmaların aynı kişiler olduğu hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? 4. İstanbul halkına satışına sunulan İzmir ve Muğla'dan daha pahalıya satılması konusunda bir gerekçe var mıdır? Varsa bu gerekçeler nelerdir? 5. Eyüp Sultan'da resmi hiçbir görevi olmayan kişilerin Hamidiye AŞ şirketini yapılandırdığı ve kurduğu şirketler ile alakalı bir soruşturma var mıdır? Yukarıda belirttiğim hususlara ait önergemizin cevaplandırılarak tarafımıza verilmesini başkanlık makamına havalesini arz ediyorum. Ahmet Hamdi Gürbüz, Ömer Faruk Kalaycı, Mehmet Er, Seçkin Turan. Evet, okunan soru önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, soru önergelerine devam ediyoruz. Buyurun. Peki. Buyurun. Soru önergesi. Buyurun. Biraz önceki konuyla ilgili arkadaşımızın verdiği başkanlık makamına önergeyle ilgili bir çelişkiyi söylemek istiyorum. Arkadaşımız dedi ki sular hiçbir kontrol yapılmadan İstanbul halkına satılıyor ki böyle bir şeyin mümkün olmadığını arkadaşımız da biliyor ve bu cümlenin geri alınmasını talep ediyorum. Soru önergesinde de diyor ki suların hangi şekilde ve nerede test edildiğinin belirlenmesi. Şimdi İstanbul halkına böyle bir cümlenin söylenmesi doğru değil. Bu kurum Ekrem İmamoğlu'nun kurumu değil. Bu kurum bu meclisin kurumu da değil. Bu kurum İstanbul'un kurumu. Biz kamu malına sahip çıkmak zorundayız. Sırf siyasi gerekçelerle böyle ithamlar İstanbul halkına buradan ekrandan söylemek doğru değildir, yakışmaz. Arkadaşımız lütfen ilk cümlesini geri alsın. Su analiz edilmeden İstanbul halkına veriliyor cümlesi çok yanlış bir cümledir. Bu peki, yakışmaz bu meclise. Teşekkür peki, ederim. Peki, kayıtlara girmiştir. Peki, buyurun. Ahmet Bey'e söz verelim. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, söylediğim önergemin arkasındayım. Boşa da konuşmuyorum, hepsi kanıtlı. Buradaki Hamidiye AŞ'nin haricinde aldıkları sularla alakalı ortaya koydukları bir analiz raporları yok. Analiz yapılıyor diyorlar. Ama analiz yapılmadığını biz biliyoruz. Son önergemde de bu analizlerin nerede, nasıl yapıldığını soruyorum. Bu bir. İkincisi, Hamidiye Ayşe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mülkü olmadığını söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, konu açık, gidip araştırabilirsiniz. Hamidiye Ayşe şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yandaşlarının ticarethanesi olmuş. Bunu açıkça ifade ediyorum, bu sözlerimin de arkasındayım. Gidin araştırın değerli arkadaşlar, göreceksinizdir. 85 bin tane kayıp bidonun hesabını veremiyorlar aylardır, 25 bine düşürmüşler. Ben bunları sadece bir siyaset olsun diye konuşmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçi suyla olan bağı ve bağlantıları geçmişten de vardır. İşte o zaman İSKİ vardı. Şimdi Hamidiye bu şekilde gidecek. Teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen, lütfen. Sayın Sözcü, arkadaşlar lütfen. Bireysel cevap vermeyeceğim. Grup sözcüsü, buyurun Tarık Bey. Ses. Sayın Başkan, önerge için teşekkür ediyorum. Önerge değildi, siyasetti. O bir kere onu bir kenara koyalım. Ayrıca analizler geçmiş dönem nasıl yapılıyorsa bu dönemde aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. Tarık Bey, ses tam Seste gelmiyor. Soru mu var? Dedim ki, önergeye saygı duyuyoruz ama biz siyasi önerge olduğunu farkındayız.
Ona da saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. Ama görevlerini yaparken ben kendilerinden daha titiz olmalarını bekliyorum. Yani sağdan soldan Hamidiye ile ticari olarak davalı olmuş. Hamidiye ile ticari borçlarını ödeyemediği için davalık olmuş bir takım firmaların sunduğu belgelerle burada önerge vermek dedikodudan başka bir şey değildir. O evrakları biliyoruz, bize de geldi. İlgili firma sahipleri bize de gönderdi. Firmanın Hamidiye'ye 7-8 milyon lira borcu var. Geçmiş dönemde de bu borçlar devralınmış zaten. O firma sağda solda geziyor, elinde bir takım belgeler var kendine göre. Onu sağa sola yok 80 bin damacana, yok 25 bin damacana, yok 15 bin damacana falan kayıp diye sağda solda kendine göre bir çıkış arıyor. O arkadaşı da anlıyorum. Eyvallah, ama benim meclis üyesi arkadaşlardan beklentilerim ellerine gelen bilgi ve belgeleri daha iyi incelemeleri ve bu konuda daha net bilgilere sahip olmaları. Onun bunun dedikodusuyla burası önerge verilecek olan bir yer değildir. Eğer illa Hamide'de bir yolsuzluk ya da yandaşlık arıyorlarsa, geçen dönem şu anda Büyükşehir iştirakimiz olan Güven AŞ'nin, Güven Suyun nasıl alındığına baksınlar. Yani senede 1 milyon lira, 1,5 milyon lira kar eden şirketin o günün parasıyla 26.8 milyon dolara, o günkü kurla 75 milyon dolara, bugün çok daha parayla nasıl satın alındığını ve o firmanın sahiplerinin kimler olduğuna baksınlar. O yandaş ticari arkadaşları orada çok rahat görürler diyorum kendilerine. Teşekkür ederim. Peki. Buyurun Faruk Bey. Grup sözcüsüne arkadaşlar ses verelim. Sayın Başkanım, buyurun. Meclisin bir görevi de denetleme görevidir. Dolayısıyla meclis üyesi arkadaşımız bir takım duyumlar, Tarık Bey'in de CHP grup sözcüsünün de belirttiği şekliyle bir takım duyumlar almış. Bu duyumların cevabını Büyükşehir'den soruluyor. Bunun meclisin denetim görevi dışında neresi siyaset? Deniyor ki damacanalar kayıp. Arkadaşımız sayı veriyor. Bunun cevabını CHP grup sözcüsü değil, bunun cevabını İBB belediye başkanının vermesi gerekir. Dolayısıyla mecliste meclis üyesi arkadaşımız denetim görevi kapsamında sağlıklı bir soru sormuştur. Bunun cevabını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, devam edelim. Soru önergesi değil mi? Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde 4857 sayılı iş kanunun toplu işçi çıkarma başlıklı 29. maddesinin emredici hükümlerine aykırı şekilde toplu işçi çıkarmaları yapılmıştır. İş kanununa aykırı söz konusu toplu işçi çıkarmalar neticesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş müfettişleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan teftişler neticesinde ilgili iştirak şirketleri yöneticilerinin söz konusu işlemlerinin iş kanununun emredici hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve yüklü miktarda para cezası kesilmiştir. Bu durumda önemli tutarda kamu zararı oluşmuştur. Öncelikle iş müfettişlerinin söz konusu teftişlere ait olarak düzenledikleri ve şirket yetkilileriyle birlikte imzaladıkları tutanaklar ile bu konuda şirketlere yazılmış olan her türlü yazılı evrakın tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. 2019 ve 2020 yılları arası iş kanununun 29. maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde işten çıkarılan işçi sayısı kaçtır? Bu işçilerin şirket bazında ünvan, görev, tahsil durumu, yaş dağılımı nelerdir? Kanuna aykırı şekilde işten çıkarılan işçiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerine toplam kaç Türk lirası para cezası kesilmiştir? Bu para cezalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerine göre dağılımı nasıldır? Yukarıda ikinci maddede bahsi geçen para cezaları ödenmiş midir? Ödenmiş ise ne zaman ve kim tarafından ödenmiştir? Eğer şirketlerin hesabından ödenmiş ise İş kanunu açık ve emredici hükümlerine aykırı bir şekilde yapılmış olan bu işlemlerin sorumluları olan işten çıkarma yetkilisi genel müdürlere rücu edilmiş midir? Eğer rücu edilmemişse ne zaman rücu edilecektir? İş kanununun toplu işçi çıkarma başlıklı 29. maddesine aykırı olarak yapılan ve iş müfettişleri tarafından aykırılığı tespit edilmiş olan bu işten çıkarma işlemleri iptal edilmiş midir? İptal edilmemiş ise ne zaman iptal edilecektir?
İş Kanunu'nun toplu işçi çıkarma başlıklı 29. maddesinde işveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içinde aynı nitelikte iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır. Açık ve emredici hükmü vardır. Bu kapsamda 24 Haziran 2019 tarihinden 9 Kasım 2020 tarihine kadar söz konusu şirketlerde her şirkette ayrı ayrı olmak üzere hangi niteliklerde ünvan, görev, tahsil durumu, yaş gibi kaç işçi işe alınmıştır? Eğer işçi işe alımı yapılmış ise toplu olarak işten çıkarılmış olan işçilere yazılı bildirimde bulunularak işe çağrılmışlar mıdır? Çağrılmış ise kaç tanesi yazılı olarak çağrılmış ve kaç tanesine tekrar işbaşı yaptırılmıştır? İşe çağrılan ve işbaşı yaptırılan işçilerin ilgili şirketler bazında isim, soy isim, ünvan, görev ve tahsil durumu, yaş bilgileri listesini talep etmekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı 27 Haziran 2019 tarihinden 9 Kasım 2020 tarihine kadar hangi şirketlerde yöneticiler de dahil olmak üzere kaç personelin iş akdi sona ermiştir? İş akdi sona erme sebepleri nelerdir? İşveren tarafından işten çıkartılan işçilerin işten çıkarılma sebeplerinin dağılımı nedir? İşten çıkarılan personelin şirketler bazında görev ve ünvan dağılımı nedir? İş akdi sona eren işçilerin tamamının işten çıkış sebeplerine göre dağılımı ve şirket bazında dağılımı nedir? Buna ilişkin tabloların yazılı olarak tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. 24 Haziran 2019 tarihinden 9 Kasım 2020 tarihine kadar hangi şirketlerde yöneticiler de dahil olmak üzere kaç personel işe alınmıştır? Ünvan dağılımı nedir? Yukarıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. Kadir Çakır, Temel Haklar Komisyon Başkanı. Evet, okunan soru önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, soru önergesi. Buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ediyorum. Ahmet Rasim Yücel, Kültür Sanat Komisyon Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Ekim ve Kasım 2020 oyun programları çıkmış ve Ekim ayı programı gerçekleşmiştir. Basılan programları size elden ulaştıracağız. Bu programlarda herhangi bir sorumlu isim bulunmamaktadır. Bu programlar kim tarafından oluşturulmaktadır? Bu kurumun bir genel sanat yönetmeni var mıdır? Basılı oyun programlarında genel sanat yönetmeni veya başka bir sorumlunun ismi neden yer almamaktadır? 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları web sitesinde sanatçı fotoğrafların bulunduğu ilk sayfada Lerzan Pamir ismi yer almaktadır. Şurada fotoğraflarda görüldüğü gibi. Bu arkadaş kimdir ve görevi nedir? Fotoğrafının altında görevi yazılmamaktadır. Neden dördüncü sırada yer almaktadır? Tiyatrodaki görev ve sorumluluğu nedir? 3. Şehir tiyatrolarında oynanan oyunlar öncelikle edebi kurul sürecinden geçtikten sonra oynanmasına karar verilir ve bir projeye dönüşerek çalıştırılmasına başlanır. Ekim ve Kasım 2020 programları için piyasadan satın alınan oyunlar kimin süzgecinden geçmiştir ve kim bu oyunlara karar vermiştir? Bu oyunlarda kurumun diğer oyunları gibi edebi kuruldan geçmiş midir? 4. Pandemi sürecinde
dışarıda oyun satın alınma yoluna gidilerek kurum sanatçıları evde oturtulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgelerinde 65 ve 60 yaş kapsamındaki kurum, oyuncu ve sanatçıları sahneye çıkartılmamaktadır. Kurum dışından satın alınan özel oyunlarda 60 ve 65 yaş üzeri sınırını geçen oyuncuların sahne aldıkları görülmektedir. Bu yaş sınırını geçen satın aldığınız kaç özel tiyatro oyununda kaç sanatçı sahneye çıkmıştır? 5. Ekim 2020 programında yer alan bazı oyunların yönetmeni yoktur. Mahsuni Şerif, Ankara Birlik Tiyatrosu, Adalet, Sizsiniz, Perdeci Oyunlar, Asya. Bunların yönetmeni yoktur. Yönetmensiz oyun olur mu? 6. Kasım 2020 programında yer alan Lal Hayal isimli oyunun hangi tiyatroya ait bir oyun olduğunu merak ettiğinizde Songül Öden ismiyle karşılaşmaktasınız. Songül Öden bir tiyatro mudur? Bu kişiye sahnelerinizde yer vermeye neden gerek duydunuz? Açıktan ödeme yapsaydınız daha az maliyetli olmaz mıydı? Dostlar Tiyatrosu bir tiyatrodur. Pür Telaş Tiyatro bir tiyatrodur. Oyun Atölyesi, Tiyatro Gerçek, Kumbaracı 50 bir tiyatrodur. Örnekler Ekim ve Kasım programına bakılarak çoğaltılabilir. Ancak Songül Öden bir tiyatro ismi değildir. 1914 yılından bu yana İstanbul kültür hayatında önemli bir yeri olan Darül Bedai'de yaşattığınız bu tür olumsuzluklara nasıl açıklayacaksınız? Saygılarımla. Evet. Okunan soru önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, başka soru önergesi? Buyurun, soru önergesi mi? Buyurun. Mikrofon arkadaşlar. Hatip'e mikrofon sağlayalım. Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, Hamidiye Su önergesine bir ek yapmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimle el değiştirdikten sonra Hamidiye Su'dan hangi kamu kurumları, hangi kamu bankaları, kamunun yönettiği hangi şirketler su almayı bırakmış ve dediği gibi Sayın Meclis Üyemizin ecdat yadigarı pırıl pırıl su satan Hamidiye Su'dan bu değişiklikten sonra hangi kamu kurumları, hangi kamu bankaları, kamu tarafından yönlendirilen ve yönetilen hangi kurumlar hiçbir ticari gerekçe olmaksızın, hiçbir ticari gerekçe öne sürmeksizin Hamidiye Su almayı bırakmış ve yabancı sermaye şirketlerden su almaya başlamıştır. Hazır bu önerge verilmişken, bu konuları araştırılırken ben de bunun da cevabı eklenmesini talep ediyorum. Saygılarımla Sayın Başkanım. Peki, okunan soru önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, soru önergesi kaldı mı değerli arkadaşlar? Evet. Buyurun. Ümraniye Meclis Üyemize söz veriyoruz. Buyurun. Muharrem Balık,
Ümraniye Meclis Üyesi, Temel Haklar Komisyonu Başkan Vekili. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Kasım ayı toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerindeki personellerin talebi ve onayı olmaksızın ücretsiz izne çıkarılmaları için tebliğler yapılmaktadır. Söz konusu personeller pandemi süreci bahane edilerek ücretsiz izne çıkarılırken, diğer taraftan gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse belediyemizin iştirak şirketlerine yeni personeller alındığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında göreve geldiğiniz 27 Haziran 2019 tarihinden 9 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan kaç personeli ücretsiz izne çıkardınız? Ücretsiz izne çıkardığınız personelleri sonrasında iş akitlerine son verdiniz mi? 2. Ücretsiz izne çıkardığınız ve sair sebeplerle iş akitlerine son verdiğiniz personellere ücret, tazminat veya sair sebeplerle herhangi bir ücret ödediniz mi? Ücretsiz izne çıkardığınız ve sair sebeplerle iş akitlerine son verdiğiniz kişilerin şirket bazında ünvan, görev, tahsil durumu, yaş dağılımları nelerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde 27 Kasım 2019 tarihinden 9 Kasım 2020 tarihine kadar kaç kişiyi işe aldınız? İşe aldığınız kişilerin ünvan, görev, tahsil durumu, yaş dağılımları nelerdir? Yukarıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırmasını arz ve talep ederim. Evet, okunan soru önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, soru önergesi kısmı sanıyorum bitti arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, gündem dışı konuşmalara geçeceğiz. Ben prensip olarak grup başkan vekillerimizin de arasında mutabık kaldığı konu beşer dakikayı geçmemek üzere söz vereceğim. Bu noktada elime ulaşan 6 tane gündem dışı konuşma var. Ben hatiplerden lütfen süre başlatacağız arkadaşlar. 5 dakikayı geçmemesini rica ediyorum. Evet, şimdi gündem dışı konuşmalarını yapmak üzere ben önce AK Parti grubu adına Kadem Ekşi Bey'e söz veriyorum. Buyurun Kadem Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, birkaç konuyu gündeme taşıyacağız. Bunlardan bir tanesi İzmir'de yaşadığımız deprem sonrasında gerek AFAD'ımızın, gerek Kızılay'ımızın, gerek diğer UMKE ve İHA gibi, AKUT gibi çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın da katkılarıyla yaraları saran Kızılay haftası olduğu için bu konuda hepimizin iyilik kapısı Kızılay'la ilgili birkaç noktaya değinelim. Malumunuz 152 yıllık bir kurum. Hilal-i Amer'den bugüne kadar savaş, barış, afet olan durumlarda kaza, yaralı, ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olan, acıları dindiren önemli bir kurumumuz. 1876'da bunu 93 Harbi'nde görüyoruz. Hilal-i Amer Galiçe cephesinde, Balkan Savaşları'nda, Çanakkale'de hakikaten Kızılay'ımızın bu savaş meydanlarındaki ve barış zamanındaki birçok insani faaliyetlerine zamanın tanığı ve şahitliğini yaptık. Şimdi değerli arkadaşlar, ülke içindeki bu faaliyetlerin yanı sıra dünyanın her köşesinde de Kızılay'ımızın Somali, Pakistan, Orta Afrika, Kafkaslar, Balkanlar, Suriye, Yemen, yani her yerde Kızılay'ın çok önemli
faaliyetlerine tanıklık ettik. Şimdi bunlar yapılırken de Kızılaç Teşkilatı ile birlikte, yani Kızılaç Teşkilatları arasında bulunuyor. İnsan ayrımı gözetmiyoru, tarafsız, bağımsız, gönüllü hizmet ve evrensel ilkeler çerçevesinde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, Kızılay'ın düne saygı, bugüne adalet ve geleceğe miras bıraktığına bakarak bütün faaliyetlerini yürütürken, ben de herkes için Kızılay ve herkesin Kızılayır olarak yola devam eden bu iyilik kervanının hilali altında olmaya tüm meclisimizde davet ediyorum. Hakikaten önemli görevleri ifa ettiğimiz kan ihtiyacı noktasında da gerek Sağlık Bakanlığımızın bu kan tek kaynağı insan olan yaşamsal bu ilacın gönüllerin bağışlarında hayat kurtardığını ve tedavi ettiğini insanımızı biliyoruz bugün plazmalarla ve kanlarla. Ben aynı zamanda Türk Kızılay'ın İstanbul Başkanı olarak 39 ilçemizde, tüm Kızılay şubelerimizde milletin ve meclisimizin emrinde olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biraz sonra tüm siyasi partilerimizin ortak önergesiyle İstanbul'umuzun 39 ilçesinde Kızılay kan alım merkezleriyle ilgili çağrıya ses verecek olan meclisimize de huzurlarınızda şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, deprem ve geleceğimiz üzerine zaman zaman söz alarak bu mecliste konuştuk. Şehirlerimizin önemli konularından bir tanesi de bu konuda atmamız gereken ortak adımlar. Yani bugün İzmir'de biraz önce ifade ettik, kurumlarımız yaraları sardı ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız da bir yıl içerisinde bu hayatı kolaylaştıracak. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diledikten sonra şunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, bu işin şakası yok. Bakın 30 yıldır İzmir'de riskli alanlarda bu binaların yükseldiğini gören yerel yönetim kulaklarını tıkamış. Aslında bu enkazın altında İzmir Büyükşehir Belediyesi de kalmış maalesef. Üzülerek bunu ifade edeyim. Yani onlarca insanın hayatını kaybettiği 300'e yakın yapının yerle yeksan olarak yıkılıp yeniden yapılacağı bir gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi İstanbul için de durum çok farklı mı? Değil. Bakın, 1 milyon 200 bin bina varlığı, konut varlığı var. Bunlardan 150 bin tanesinin riskli olduğunu biraz önce arkadaşlarımız da söylediler. Bu binaların 50 bin adedinin de toptan göçmeyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Yani biz İstanbul'da son 20 yılda çok önemli işleri yaptık. Yani burada okul, hastane, sağlık, idari binalar, yurt, sosyal hizmetler, bunları ayağa kaldırdık hamdolsun. Köprüler vesaire. Ama yeter mi? Yetmez. Daha atmamız gereken çok adım var. Bu dirençli İstanbul afetlere karşı, yani bu eli kulağındaki deprem sonrasında bu adımları mutlaka atmamız gerekiyor. Şimdi bu dirençli İstanbul kapsamında biz 2018 yılında İstanbul'da deprem, kayıp, hasar tahmini analizlerini yaptık. Bunları belediyemizin arşivine koyduk. Niye yaptık bunları? Acil durum planlarına bunları işleyelim diye. Yine İstanbul'da deprem, hasar, İBB ve Kandilli işbirliğinde mutlaka bunların planlara işlenmesiyle beraber bu çalışmalardan yine 5216 sayılı kanunun 7U belediye kanununda 3. maddesi gereği bu çalışmaları hızlı bir biçimde hayata geçirmenin çabasını ortaya koyalım dedik. Ama bunlarla ilgili gerekli adımları attık mı bugüne kadar? Yani ikinci yıla yürüyoruz. Maalesef atmadık. İstanbul Deprem Master Planı'nda keza yine aynı. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile çok özgün bir çalışma yaptık. 50 bin bina için İBB'ye soruyorum. Ne zaman harekete geçeceğiz? Yani bu konuda elimizde data var. Yani 10 yıllık iş planı var. Adres bazında belirlenmiş olan binaların rehabilitasyonu ile ilgili tek başına da değil, yani birçok ortak kurumun hafızasıyla bu işleri yapmışız. Yani bunu da 6306 sayılı kanunun bize yüklemiş olduğu çerçevede hayata geçirmemiz lazım. Bakın, burada bu işin şakası yok değerli arkadaşlar. Şu her akşam basın yayınla karşımıza gelen bir tablo.
Burada riskli ilçelerin bütün dataları, yani bu 50 bin toptan göçmeyle karşı karşıya olacak ilçelerimizin bütün dataları belediyemizde var. Ne bekliyoruz? Yani bu konuda adım atmamız gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, ben bilim ve teknik çerçevesinde olaya yaklaşıyorum bir mühendis olarak. Yine İstanbul'da heyelan bilgi sistemini biz kurduk. TÜBİTAK IBB işbirliğiyle bunu yaptık. Ve şurada gördüğünüz haritada riskli alanlarımızın ne olduğu, hangi ilçelerde, Büyükçekmece'de, Beylikdüzü'nde birçok konuyu gündemimize taşıdık. Yani yüzlerce konutun iş yerinin üzerinde bulunduğu aktif heyelan alanları için harekete geçin diyorum ben. Yani bununla ilgili özellikle yarın İstanbul'u Tomorrow diye bir işbirliği çalışması var şu anda gündeminizde olan. Yani bu bölgede heyelan kaynaklı büyük bir afetin muhtemel olduğunu kabul ettiniz. Bu işbirliği anlaşmasıyla bunu toparlayacağınızı düşünüyorsunuz. Yani bu Çukurdere ve Kemerler heyelanı çok ciddi olarak İstanbul'da büyük bir riski ortaya koyuyor. Yani bu çerçevede afet önleme ve eğitim merkezini de ben hatırlatmak istiyorum. Bunu temel atma aşamasına biz getirmişiz. Yani vaat etmemişiz, bunu yapmışız. Bunu da süratli bir şekilde geçici barınma alanları ile birlikte, yani bunları artık inşa etmeye başlamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Kadem Bey, son olarak şunu söyleyeyim Sayın Başkanım. Lütfen toparlayalım. 8 dakika oldu. TUSUNA bir çalışmalarını da söyleyelim. Bu su basma mesafeleri belli, bilimsel teknik olarak yayınlandı. Bu yer bilgi sistemine bunlar işlendi. Yani Birleşmiş Milletler'den, TÜBİTAK'tan bu ödülleri alan Büyükşehir Belediye'miz 700 kilometrekarelik alanda bu mikrobölgeleme çalışmalarında artık bir an önce başlatsın. Sayın Başkanımız geçenlerde şöyle bir tweet atıyor. Diyor ki depremle ilgili önemli çalışmalar yaptık diyor. Bunları önemsiyoruz diyor. Japon uzmanlarla diyor çalıştaylar yapıyoruz diyor. Bunlar yol gösteri olacak. İyi de bu sözünü ettiğiniz çalıştaylar, diğer çalışmalar aynı kişilerle, Japonlarla 15 yıl önce biz bunları zaten kurumsal olarak belediyemiz yaptı. Yani 15 yıl önceki bu çalıştayların raporları belediyede, fotoğrafları orada. Yani bunları mı gönderelim? Hayır. Artık bunlarla vakit kaybetmekten, israf etmekten, aynı kişilerle aynı şeyleri yaptırmaktan vazgeçelim. Bunların hepsi bizim arşivlerimizde var. Türk bilim insanları, mühendisleri artık bu konuda yetkin. İstanbul'da tehdit büyük diyoruz. Eli kulağında olan yıkıcı bir deprem karşımıza diyoruz. AFAD İBB verileri de bize diyor ki 50 bin toptan göçecek olan yapınız var. Riskleri azaltmak, her ortadan kaldırmak ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında da Büyükşehir Belediye Başkanımızın kürsüye çıkarak her yıl 20 bin konutu kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da yenileyeceğini bize vaat etti. İkinci yıldayız. Bu sayı 40 bine tırmanıyor. Belediye başkanlarımız burada. Ben de takip ediyorum. Şu ana kadar çivi çakmadık arkadaşlar. Bu bizim ayıbımız. Bu gerçeklerle yüzleşerek geleceğe gidelim. Yani kamuoyu tiranlığına direnelim. Bir daha söylüyorum. Kamuoyu tiranlığına direnelim. Zaman, emek, para israfından vazgeçip kazmayı vuralım. Bu depremin kentimiz, şehrimiz için on binlerce insanın ölümüne neden olacağını ve tabut binaları unutmayalım değerli arkadaşlar. Bu vesileyle adres bilgileri belediye arşivlerimizde olan bu binalarla ilgili acil eylem planı kapsamında yürüyelim. Son olarak Dünya Şehircilik Günü kapsamında dündü malumunuz. Yani bu insan idrakini, doğal yaşam alanlarını, estetik arayışımızı mutlaka hızlı bir biçimde, anne sıcaklığı içinde şehircilik tasavvurumuzu da bizim geliştirip daha farklı bir noktada, Türkiye'nin yani bu noktada karnesi iyi mi? Hayır, değil. Şehirleşme hakikaten son 30-40 yıldır sağlıklı ve sürdürülebilir bir noktada maalesef ortaya koyamadık. Belki şehirleşmenin nasıl olması gerektiğini çok konuştuk ama nitelikli adımları ülkemizin birçok noktasında attık mı? Atamadık değerli arkadaşlar. Kadem Bey. Burada da önemli bir konu. Sayın Başkanım, bu şehircilik konusu önemli. Ben bunu daha sonra aktarayım. İnsan, lütfen, çevre ve değer odaklı mekansal tasarımları hep birlikte inşa etmemiz gerektiği düşüncesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Peki, teşekkür ediyorum.